Ya ne var ya? Orada ya? Ne var şey, ya? Şey yapacağız. Limonata dediğin şipşak. Kebap olunca her şey yetişir Yükselim. Şimdi sen kavurmaya başla. Allah ben sana Allah. Dedim o etleri önden bir kavuralım. Yok hayır kuzu olur. Mis gibi şimdi 5 dakikada olacak. Tamam hadi. Bu da yoğurdun yanına gidiyor annesi. Tamam yavrucuğum. Bunlar buranın. Ve buranın. Tamam çıktım. Şimdi hemen tavuğu evet efendim özellikle üzerini kapatıyoruz. Bakın et ve tavuk türü kuzu bütün ürünleri ve yufkayı üzerini kapatıyorsunuz. Üzerinizi kapatmadığınız takdirde bunlar da kararma ve sararma meydana geliyor. Bunu da istemeyiz bakteri üretimine başlıyor. Yufkayı niye açık bırakmıyoruz? Yufka da biliyorsunuz ki çok çabuk kuruyor. O yüzden her şeyin üzeri kapalı olsun. Hijyen kuralları içerisinde çalışalım ve hastalıklardan kurtulalım. Evet. Bunun da teyitini geçtik. Sana. Şimdi çardak kebabı için gerekli malzemeleri sayayım mı efendim? Sayayım. Şu şurada. 3 adet yufkamız var. 500 gram kuşbaşı doğranmış kuzu etimiz var. 3 adet sivri biber var. 1 yemek kaşığı tereyağı var. 2 adet domates, 1 su bardağı su, tuz, karabiber, kekik, 1 kase yoğurt, 1 diş sarımsak. Kızartmak için ise efendim 1 su bardağı sıvı yağ, üzeri için 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı salça, 2 yemek kaşığı su. Serpicim ben ayrıyeten kızartacağımız yağın da altını açmak istiyorum. Çünkü biliyorsun bizim ocak uzun süre klimadan dolayı hareketlenmiyor. Evet. Oktay Beyciğim onları doğrarken biz etimizi tavaya alalım Serpil bence. Evet ısınır sanıyorum o da. Şöyle bakayım. İyi mi Serpil bu? Evet. Gayet güzel elinize sağlık efendim. Korkuyorum artık ya. Kıyamam. Evet şöyle bakın yağsız. İyice ısıttığımız tavaya alıyoruz. Bir an önce cızlamaya başlasın. Ben de yufkalarımı burada keseyim. Aslında böyle paçanga böreğini anımsatan çok lezzetli ve hafif diyeceğim. Yağda kızardığı için hafif gelmeyecektir size. Aynı bu malzemelerle fırına da verip pişirebilirsiniz. Biz bugün bir değişiklik yapmak istedik. Kızartma işlemi yapacağız. Yufkalarımı şöyle açıyorum. Biraz iri iri üçgenler evet, yapacağım. Yanında kalsa şey olur. Yok hiç sıkıntı yok. Koyalım. Dur verme. Tamam, verme Serpil. Güzelletti. Abi bize... Sen, ama sen sakin ol da karışma. Sen sakin ol Serpil. Evet. Ellerim keserim yoksa. Allah vermesin kesmeyin tabii. Evet kırmızı biberimizi doğradık. Ben bir bıçak isteyeceğim. Buradan mı alayım tamam. Ha dur ben şöyle vereyim. Bakın 3 adet yufkamız var. Ben gel Nermin gitme gel. Gitme gel dedin geldim. Şimdi bu yufkayı önce ortadan ikiye alıyorum. Bakın çok güzel. Serpil bence böyle yapalım. Çok dörde küçük. Mi? Evet. Dört büyük olur. Ya şöyle söyleyeyim bu da çok küçük kalacak. Ama ya, kafana göre takıl o zaman. Şimdi paçanga biraz geniş oluyor ya ondan dedim aslında ama. Kafamıza sığar mı? Dur. Şöyle yapalım ya. Tamam. Ya yapalım buradan yapalım hadi. Evet. Yıllar sonra Oktay mutfakta, Nermin'in enfes mutfağında şok 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 biber doğradı. Nermin hamur açtırmak istedi ama ısrarla direndi. Evet. Ama doğramadan kaçamadı. Doğramadan kaçamadı. Evet. 3 gün. Serpil maşallah bir bereketli olacak bu börek. Hay maşallah. Ay hepsini değil içimiz yetene kadar. Yani gerisini Yüksel Bey'e vereceğim. Şey söyleyeyim bıçaklar bak, çok iyi. Gibi. Bıçaklar çok iyi ama. Dedim onun için dikkat evet, et eline. Evet vallahi. Hadi. Babuş nasıl besteledi? Bir Elazığ sözüdür daha sözü. Çok. Bizim yörede çok kullanılır o yörelerde. Hikayesini Antep, dinlemek istiyoruz. Diyarbakır. Babuş bir Murat sevgi sözüdür. Murat Güneş'e bestelettiniz. Evet Murat Güneş'e. Murat ilk defa hayatında türkü yaptı. Ben türkü nasıl yaparım dedi. Ben hep babuş diyordum insanlara. Hep sorarlar babuş ne demek? Babuş bir sevgi sözcüğü. Yani canım demek hani böyle canım derse ya. Ama kendinden küçüklere söylenen bir sözdür ve kendi yaşıtlarına. Aslında kendi büyüğüne babuş söyleyemezsin. Evet. Nasıl hani kendi büyüğüne canım demezsen abi dediğin gibi. Sonra ben Elazığ'ı anlattım ona. Deli aşları anlattım Elazığlılar. Et tereyağıyla çok güzel oluyor. Tereyağsız yemek düşünemem. Bu da içimden geldi. Yoktu ama olsun. Abi içinden bugün içimden geldi. İçinden geliyor. Mutfağımızda var her şey elhamdülillah. Bak, bir de sizin lezzetiniz olunca. Şöyle. Mis. Güzelce bir havalandırdık. Baharatlarımız burada. Hemen alayım. Karabiber. Toz. Kekik. Gitme.
Tereyağı. Tereyağı eritecek miyiz yufkalara sürmek için? Yok, eritmeyeceğim, vazgeçtim. Kekik çok sever et. Bakın efendim, şöyle bir havalandırıyoruz. Tuzsuz yemek olmaz. Tuzsuz olmaz. Tuzsuz olmaz asla. Karabiber severiz, acı. Çok severiz, bayılırız. Ben biliyorsunuz ölürüm, acısız olmaz. Domatesler şöyle, aman ya Rabbim. Yok böyle bir şey. Bak, bak, bak. Bak, yapabilir miyim? Doldu ama yaparım ben. Yaparsınız, yaparsınız. Bak, aman ya Rabbim. Bunları nasıl, çok özür diliyorum vallahi ekran başındakilerden. Vallahi. Ama vallahi. Yiyeceğim güzel yani, vallahi kusura bakmayın. Yiyeceğim. Kahvaltı bile yapmadım. Sırf bunlar için kahvaltı bile yapmadı. Sen sarsan böyle. Bitti, bitti. Yok. Sen sarabilirsin. Yok ben. Bak ben yapayım. Kestim. Yok. Hazır. Kandıramazsın beni. Yok abi yok. Sen niye evde kaldın belli oluyor. Söndürdük tamam. Ama orada yanar orası. Onun altına bir şey koymak gerek. Tahtayı koyalım mı? Koyalım koyalım. Sen ne istiyorsan yapalım. Dur getirdim. Getirdim. Getirdim Oktay Bey. Teşekkür buyurun. Ederim. Buyurun efendim. Buyurun. Evet. Muhteşem bir kebap yapıyoruz efendim. Bak. Ben bu arada şunları yapayım mı? Ne dersin? Neyi yapacağım? Kemal Paşaları. Evet onları da sen yap. Söyle. Oo yufkalar ne güzel olmuş. Ama bu çok sıcak ya içlik yırtılıyor. Yufkalar ne kadar güzel olmuş. Arada bir karıştıralım. Onlar o aleye mi geldi ya? Evet böyle paçanga böreği gibi bol şekilde şöyle sarıyoruz. Hatta ben iki kattan yapayım şöyle daha. Bence de. Tok olur. Dedim ya ben zaten kanın seviyorum. İnce olmasın. Şöyle. Bakın şöyle bol bol iç harcımızdan koyuyoruz. Tabii siz bu iç harcı önden hazırlayıp mutlaka soğutun. Yufkalar yırtılmasın diye. Bak iki kat olunca yırtılmadı. Tamam süper. Hiçbir şey olmaz. Demokrasi çağrı akşam öyle. Bak hop suyu yaptık. Evet. Böyle bol bol hazırlayacaksınız. Hiçbir şekilde sıkıntı olmayacak. Bu bir ana yemektir. Gerçekten ana yemektir. Bak bak en sevdiğim kısım. Bismillahirrahmanirrahim. İşte bu. Bunu çevireceksin. Yakarsan olmaz. Tamam. Bozuşuruz hocam. Tamam. Maşa. Maşa. Ben nasıl işine sadık. Bak arkandaki hemen şu maşa. Şeyin içinde. Şimdi bir kat daha saracağım yoksa pişerken dağılacak. Tekrardan özür dileyerek giriyorum. Dürtü yapıyoruz. Bak ama bunu göstereceğim. Nasıl kızarttı. Nasıl? Harikasın. Bir şey söyleyeyim. Vallahi kenara koyabilirsin. Ben hemen buradan atıvereyim yenilerini. Evet, öyle bırak onu. Bak çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Çalışanı sever Allah. Boş evet. Durmak yok. Çok güzel oldu gerçekten. Ellerine sağlık. Sizin nar gibi sağlık. Kızardı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.